Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum bir süredir kendi kişisel kanalımı ihmal ettim ama malum teknoloji oku için, içerikler ürettiğimiz için bu tarafa biraz vakit ayıramıyordum. Yavaş yavaş yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Bugün bir yeni bir seri başlatıyorum. Soru cevap serisi. Eğer soru sayısı yeterli olursa böyle ayda bir, belki 2-3 ayda bir böyle bir soru cevap serisi düzenlemeyi planlıyorum. Bu iyi olduğu için e, internetten sorular topladım. E, Instagram hesabından özellikle ve aynı zamanda Twitter hesabımdan da topladım sağ olsun. Genelde arkadaşlarım sordu onu da söyleyeyim. İsimlerini de vereceğim burada kimin hangi soru sorduğunu. Instagram'dakileri vermeyeceğim orada çünkü isim görülmüyordu soru soranların. Ama e, Twitter'daki olanlar isim görüldüğü için hani herkese açık olduğundan dolayı buradan şimdi vereceğim. İlk soruyla başlıyorum sevgili Erhan Kahraman. Çok sevdiğim kardeşlerimizden, genç arkadaşlarımızdan, içerik üreticilerinden bir tanesi kendisi. Demiş ki kendisi PlayStation 4 Pro alınır mı yoksa PlayStation 5'i mi beklemek lazım? Valla zor bir soru. Tabii benim uzmanlık alanım değil ama benim de evimde bir konsol var. Xbox kullanıyorum ben. Xbox One var bir tane evde. PlayStation 5 çıkacak belki bilmeyenler vardır kısa bir süre sonra muhtemelen birkaç ay içinde yani 2019 için çıkmasını ben tahmin ediyorum. PlayStation 5 geleceği için bence beklemek daha mantıklı olabilir ama şöyle de bir şey de söyleyebilirim fiyatlar düşecektir 5 çıktığı zaman. O da bir opsiyon ama hani böyle en yenisi olsun, en iyisi olsun, uzun yıllar idare diyorsak PlayStation 5'i beklemek daha mantıklı ama çok fiyatında ucuz olmayacağını söylemiş olayım. Bir diğer soru Murat Demirok'tan gelmiş. O da yine tanıdığım bir arkadaşım benim. Fotoğraf makinesi yok mu olacak? Gülücük yapmış. Telefonlar galip mi gelecek? Şimdi tabii bunu benim fotoğraf konusunda uzun yıllardır çalıştığımı bildiği için de söylemiş. Muhtemelen sormuş tahmin ederim. Gülücük de attığına göre hani ne olacak falan diye de soruyor esprili bir şekilde. Ee, bence fotoğraf makinesi yok olmayacak ama tabii ki takdir edersiniz ki cep telefonları epey geliştiği için artık optik zoom da yapabiliyorlar. Birçok fotoğraf makinesinde bulunan özellik artık cep telefonlarında kullanabiliyoruz. O bakımdan adetleri azaldı. Satışları düştü tabii. Belli kategoriler yok oldu. Mesela kompakt fotoğraf makinesi kategorisi artık yok. Bu gibi sebeplerden dolayı artık adetler azaldı. Daha az satılıyor ama hani fotoğrafla ilgilenmek bence devam eder. Vakit ayırmak gerekiyor. Çünkü hani cep telefonu fotoğrafçılığı başka bir şey. Tabii ki yani bir yerde girdiniz çektiniz. O ayrı bir konu ama bir yere gitmek, fotoğraf çekmek onlar başka şeyler. E, sensörleri büyük. Daha esnekler tabii takdir edersiniz ki. O bakımdan bence uzun yıllar daha devam eder. Ama tabii adetler düşecek. Daha çok böyle artık bir gerçekten bu işle ulaşmak isteyenlerin aldığı cihazlar olacak fotoğraf makineleri. Cep telefonu zaten her işimizi görüyor. Hiç hani o mu bu mu diye tartışmaya bile gerek yok. Ama ikisinin yeri ayrı diyeyim ben. Bir diğer sorum. Burada telefondan bakıyorum bu arada. Hasan Beder sormuş Twitter'dan. Günlük tıraş olmayanlar için hangi jilet ürünü? Tabi ben şimdi biliyorsunuz YouTube kanalımda bol miktarda jilet videosu çektim. Öyle banyoda falan tıraş olurken herhalde ondan soruyor. Yani makıç olur mesela eski bir seridir. 3 öneririm. Ee, böyle hani ben de çok her gün tıraş olan birisi değilim. Haftada iki bazen üç oluyor maksimum. Ee, öyle işim de ona göre rahat olduğu için takım elbise şey giymem gerekmiyor. Tıraş olmam gerekmiyor. Hani asker değiliz polis değiliz. O bakımdan e, makıç mesela yeterdir. Eski bir seri ama Fazlasıyla yeterli. Hala da satılan bir seri. Hatta böyle kullanat tarzında olan e, jilet ürünleri de var. onlar da bile tercih edilebilir. E, yeter ki bıçakları birazcık bol olsun. Üçten aşağı olmasın. Ve hani kaliteli bir marka olsun. İlla jilet olması da şart değil bu arada. Şimdi Barış Gönül Açan'ın sorusu var. O da Twitter'dan sordu bana soruyu. Uzun süredir teknoloji türlü yaptığınızı biliyorum. Çünkü çok çok daha önceleri TV'lerde incelemeler yapıyordunuz. Bu işe ne zaman başladınız? nasıl oldu da teknoloji editörü oldunuz? Sizi bu işe iten sebepler sebep neydi demiş. Güzel bir soru bu Barış. Teşekkür ederim öncelikle bu soruyu sorduğun için. Birçok kişi de belki merak ediyor olabilir. En azından ben kendi kişisel tecrübemi anlatayım. Ben İstanbul Üniversitesi fizik mezunuyum. Diyeceksiniz ki ne alaka fizik bu işler. Genelde bizim sektör, bizim okulu bitirenler aslında öğretmen oluyor. Ya da işte bulabilirse TÜBİTAK gibi yerlerde çalışabiliyorlar. Ben pek tercih etmedim öğretmenliği. Diğer işlerde pek ilgimi çekmedi. biraz hayatın akışına bıraktım açıkçası burada biraz. üniversitede hem okuyup hem çalıştım ben. 7 yılda bitirdim üniversiteyi biraz uzadı. Bunun için hani gurur duydum söyleyemem ama öyle bir durum oldu. 7 yılda bittiği için birazcık çalışmam gerekiyordu maddi olarak. Ailemin de durumu çok iyi değildi. Çalışırken bir reklam ajansında grafiker olarak başlamıştım bu işlere. Daha sonra bir arkadaşım vesilesiyle NTV.com.tr'nin o zaman idi güncellenmesi için çalışmaya başladım. E, Inter hoşuma gitti dedim ben bunu yaparım. 99 yılından bahsediyorum bu arada. 99 yılında NTV.com.tr'nin güncellenmesi için NTV'ye geçtik. Sonra o dönem NTV MSNBC kuruldu. Orada bir e, bu macera başladı. Oradaki e, grafik tasarım ekibi diyebileceğimiz ekibin işte başına geçtim ben. Çok iyi Photoshop bildiğim için diğer arkadaşlar bilmiyorlardı. Ee, Amerika'daki tasarımın yani msnbc.com'un Türkçe'ye uyarlanmasını yaptı. Çünkü onlar bize PSD vesaire vermediler. Tamamen tek tek elle çalışarak yaptığımız çok zor bir süreçti. Ee, o süreçleri yaptıktan sonra işte 2-3 sene sonra msnbc.com oturunca ben de dedim ne yapayım ne yapayım. Bir taraftan orada multimedya editörlüğü deniyordu benim yaptığım işe. Onu yaparken bir taraftan da ürünceleme yapayım dedim. Hoşuma gidiyordu o işlerde. Orada yaklaşık bir 150-200 e yakın ürün yazılı olarak. Duruyordu da son sitenin domaini değişti. NTV.com.tr oldu. MSNBC ile olan işbirliği bittiği için. Ne yazık ki o sayfalar uçtu gitti. Ama bende var backup'lar ayrı konu. Ama işte oradaki bütün içerikler ne yazık ki silinmiş oldu bir şekilde. Adresleri değişti daha doğrusu. O yüzden ulaşamamız mümkün değil ama 150-200 e yakın ürün bu anlattığım tarihlerde 2004-2005'te yapmaya başlamıştım bu inceleme işlerini. Hoşuma da gitti. Dedim ben bunu devam ettireyim. Sonra yorumceleme.com diye bir domain aldık. Bir arkadaşımla beraber onu yapmaya çalıştık ama olmadı 2008'de. E, hayal ettiğimiz şeyler olmadı. Bir de, bir de biz tabii basılı bir dergi hayal etmiştik. O istediğimiz gibi gitmedi işler. E, ki şu anda zor zaten basılı dergi ama o dönem için fena bir yaklaşım değildi aslında ama yanlış kurgulardan dolayı bir başarısızlık hikayesi oldu o dönem benim için. Daha sonra shiftit.net'te çalıştım. Referans gazetesinde çalıştım. Çeşitli yayınlarda, çeşitli işte Cine Türkiye'de bir dönem çalıştım kısa bir süre oldu. Zaten sonra kapattılar o siteyi. Ee, Birçok işte çalıştım böyle bu şekilde. Yani Çeyköy işinde çalıştım daha doğrusu. Yine aynı benzer işler yaptım. Şu anda da teknolojioku.com'da yayın yönetmeniyim. Yani birazcık böyle hani hayat beni bu tarafa doğru itti diyebiliriz. Öyle çok planlı programlar. Ha ben 3 sene sonra şurada olurum. 10 sene sonra kendimi şurada görürüm falan gibi bir planlamam veya hesabım olmadı açık söylemek gerekirse. Hayat bizi bu yerlere buralara getirdi. Biz de o akışın içinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama bugüne kadar 2019 tarihinde çektiğim bir video bu. Ağustos 2019'dan bahsediyorum ve bugüne kadar 1500'e yakın ürünü bir şekilde ya videolu ya yazılı ya da ikisini birden yapmışımdır. Çok ürün geçti elimden. Çok evveliyatını biliyorum. Çok büyük markaların yükselişini gördüm, batışını gördüm. Kapısında el pençe dur durulan markalarla çalıştık vesaire Birçok iş yaptık. Yurt dışında bir sürü yere gittim, geldim. Ama temelde yaptığım iş içerik üretmek ve bu alanda e, hala da işte ömrümüze erler deyince imkanlar olduğu sürece, fırsat sunulduğu sürece devam etmeyi düşünüyorum. Twitter'dan bir soru daha gelmiş. Nicholas Hayrettin Paşa bana demiş ki, enteresan da bir isimlik Özgür abi, internet sitemizin geliri ortalama nedir? gençlere ne tarz tavsiyelerde bulunursunuz? Ha. şimdi tabii insanlar bunu merak ediyor. Ne kadar kazanıyoruz? işte çünkü dışarıdan görüldüğü zaman böyle hani şey çok büyük paralar kazanıyoruz falan gibi algılanıyor ama öyle değil. Yani normal bir e, vatandaş yani hayatta kalmak için ne kadar gerekiyorsa o kadar kazanıyoruz. Allah şükür kimseye de muhtaç değiliz. İşimizin başındayız. Sitenin ortalama geliri hani çok rakam vermem çok doğru değil ama hani maliyetleri çıkarttığını söyleyebilirim. Yani bizim şimdi işte 4 kişilik bir ekibimiz var. Artı yazılım ekibi vesaire de var bizim e, bünyemizde. onların fazlasıyla maliyetlerini çıkarttığımızı söyleyebilirim. Hani rakam çok doğru olmayabilir. Hani 10 bin lira kazanıyorum, 20 bin lira kazanıyorum oy falan gibi bir şey. Yani benim genel önemli şu arkadaşlar. Kazanılan paraya odaklanmayın lütfen. Bizim bence günümüzde yapılan en büyük hata bu. Yani çok büyük para kazanmak değil olmamalı hedefiniz. Tabii ki para kazanacağız. Yani sonuçta işte kredi kartı borcumuzu parayla ödüyoruz. Evimizin kirasını ya da kredi aldıysak kredili bir evimiz varsa kredisini parayla ödüyoruz. Ama buna fokuslanmayın. İşinizi iyi yapmaya, işinizi daha iyi bir noktaya taşımaya hedefleyin her zaman. Bunun karşılığında para geliyor zaten. Yani tabii şu demek değil bu. İşinizi mükemmel yaptınız, para gelmedi. O zaman orada başka sorunlar olabilir. Onu ayrı bir konu olarak söylüyorum. Ama hedefiniz çok para kazanmak olmasın. İşinizi daha iyi yapmak olsun. O işinizi daha iyi yapınca zaten para geliyor. Bunu da benden söylemiş oldum. Mesut Orhan 2017 diyor ki ne olacak bu ülkenin hali? böyle gidecek. Yani beğenmediğimiz tarafları var tabii ülkemizde biliyorsunuz. İşte Maddi sıkıntılar var, manevi sorunlar var. Yurt dışında gördüğümüz şeyleri burada niye yapamıyoruz, niye göremiyoruz falan gibi sıkıntılarımız var tabii ki. Ama ben çok karamsar olmayı seven bir insan değilim ve genelde de optimist olmaya tercih etmeye çalışıyorum. Yoksa dünya zaten zor bir yer. Burada Amerika'da da olsanız aynı sıkıntılar, benzerleri var. Bu şekilde değil belki tabii ki. Ama biz tabii ki bazen çok komik şeylerle de uğraşıyoruz. Ama böyle gider. Yani Türkiye büyük bir ülke. Çok köklü bir geçmişi olan da bir toplumuz, ülkemiz milletiz. O bakımdan bir sıkıntı olmaz. Morali yüksek tutmak lazım. Sadece ben onu söylemiş olayım. Telefonumuzu açalım tekrar sorularımıza devam edelim. Şimdi Instagram'dan bir soru gelmiş bu işlere nasıl başladığını merak ediyoruz demiş. Az önce anlattım aslında o sorunun cevabını verdim. Uzun bir hikayesi vardı anlattım. Bir şekilde hayat bizi bu tarafa doğru itti. Öyle planlanmış bir şey yoktu ama sevdiğim işi yaptığımı söyleyebilirim. Instagram'dan gelen bir diğer soru ise teknoloji ile ilgili içerik oluşturanlara veya video çekenlere ne tavsiye edersiniz? Şunu söyleyeyim bir defa samimi olmak gerekiyor. Hani olmadığınız biri gibi davranmak çok doğru bir yaklaşım değil çok zenginmiş gibi davranmak, çok fakirmiş gibi davranmak, çok mağdurmuş gibi davranmak, çok akıllıymış gibi davranmak değil. Önemli olan benim gördüğüm YouTube'da özellikle de video içerik üretiyorsanız e, samimi olmakta fayda var. Teknoloji ile ilgili içerik üretiyorsunuz da birilerinin bir derdine derman olmanız lazım. Benim anladığım kadarıyla bugüne kadar yaptığım işlerde. Yani şu sorumlulukta iş yapmaya çalışıyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yaptıklarımı söyleyeyim. Siz de buradan kendinize pay çıkartırsınız. Parasını verip alacaksa bir ürün, bir ürünü insan. Yani bu 100 liralık bir şey de olabilir, 10 bin liralık bir şey de olabilir. Birilerinin buna para verip aldığını düşünerek o sorumlulukta içerik üretmemiz gerekiyor. Yani ben mesela beğenmiyorsam ürünü söylerim. Hatası, eksiği olduğunu düşündüğüm şey varsa söylerim. O markayı seviyorum, o marka bize destek oldu, şöyle oldu, böyle oldu diye eksiklerini görmezden gelmek ya da yanıltıcı bilgi vermek çok hoşuma giden bir şey değil. Bunu da kimseye yapmasını tavsiye etmem. Kısa vadede kazanırsınız ama uzun vadede kazanamazsınız. O bakımdan dürüst olmak, birilerinin bir derdini çözmek. Yani sadece burada ürün incelemekten bahsetmiyorum. Bir işte Windows'da bilmem şey, şu nasıl yapılır gibi örnekler de var mesela video çekebilirsiniz. Bir sıkıntıya çözüm üretmek. Ee, çok kolay da çok zor demeyin. Yani sizin için çok kolay olan bir şey bir başkası için çok zor olabilir. İçerik üretin. Düzenli olsun, sürekli olsun. Önemli olan şey bu arkadaşlar. Hani muhteşem bir video çektim. Şöyle montaj yaptım. Şöyle uçtum, kaçtım. E, 15 gün, 20 gün, 1 ay, 1 yıl bir şey üretmediniz. O muhteşemliğin çok fazla bir anlamı kalmıyor. Bizim işte sürekli üretmeniz lazım. Üretken olmanız gerekiyor. Sürekli buna devam etmeniz gerekiyor. Sürekli ve sürekli. Yılmadan, bıkmadan, moralinizi bozmadan. Çünkü bir sürü moral bozucu şeyler var. Bozmadan devam etmeniz gerekiyor. Temel tavsiyem budur. Video montaj nasıl yapmaktasın diye sormuş Instagram'dan gelen bir soru. Ben PC'de Premiere ile sorun yaşıyorum diyor. Sorunu nedir bilmiyorum. Tabii yazmamış orada arkadaş ama ben de PC'de kullanıyorum ve Premiere kullanıyorum. E, bugüne kadar da bir sorun yaşamadım Bir ara EDIUS kullanmıştım EDIUS da güzel bu arada Özellikle televizyon kanallarının bir kısmında kullanılan bir e, yazılım EDIUS da Hatta Premiere'e göre daha ucuz iyiydi en son Yani ben baktığımda 2-3 sene önce Şimdi nasıl bilmiyorum ama Premiere iyidir Yani genel bir format olduğu ve herkes tarafından bilindiği için de Böyle şablon vesaire satın aldığınızda Hani bazen işte Lower Thirds diyorlar Bu aşağıda isimler çıkıyor ne bileyim yukarıda bir şeyler çıkıyor köşelerde falan filan Oralarda hazır paketler almanız daha kolay oluyor Premier için. Edius için bunları bulmanız çok kolay değil. O bakımdan ben Premier öneriyorum ama işte Mac'te de yapılabilir. iMovie ve çözümler de var. Farklı e, ücretli de ücretsiz küçük ufak tefek yazılımlar da var bu işleri yapabileceğiz ama bence hani ben en rahat olduğum şey Premier. Hani illa Premier kullanın demiyorum ama hani ben kendi kullandığımı sorulmuş. Ben Premier kullanıyorum. O bakımdan bunu da söylemiş olayım. Videonun son sorusu benden gelsin. Herkesin sorduğu ve yani bugüne kadar en çok teknoloji işi yaptığımda aldığım soru şu. Ürünler sizde kalıyor mu? Şimdi bu çok soruluyor arkadaşlar. O kadar çok soruldu ki ne oluyor bu ürünler? Yani benimle yeni tanışmış olsun veya uzun yıllardır beni tanıyan insanlar olsun. Her zaman bu soruyu soruyorlar. Abi ürünler ne oluyor? Onlar seninle kalıyor mu? Ne yapıyorsun sen bunları falan filan. Arkadaşlar bazıları kalıyor bazıları kalmıyor. Kalanları da biz ya bir iş için kullanıyoruz açık söylemek gerekirse yani o dilin telefon kaldığında o telefonun güncelleme geldi bir video çekebiliyoruz. İşte veya başka şeyler olduğu zaman o cihazı kullanıyoruz. Çünkü ben şöyle bir şey odaklanmayı çok doğru bulmuyorum. Biz bu işi ürün almak için yapmıyoruz. Yani ben ev kiramı ya da evimin kredisini ürün telefon vererek ya da bilgisayar vererek ödemiyorum arkadaşlar. Ben de sizin gibi normal sıradan bir insanım. bir para kazanıyorum. O para karşılığında bir şey yapıyorum. Tatile çıkarken telefon vermiyorum kimseye. Alın ben işte bu tatil için 3000 lira değil de bir tane telefon vereyim demiyorum. Böyle bir kurgu zaten yok. Buna da odaklanmadım hiçbir zaman. Çünkü tabii ki herkes iyi şeyler kullanmak ister. Siz belki test yapmıyorsunuz, sizin elinizi gelmiyor ve size eğlenceli gibi geliyor olabilir ama bize verilen her şeyin bir sorumluluğu var. Ve o sorumluluğun en büyüğü de onu doğru şekilde incelemek, test etmek, kullanmak ve bu deneyimlerimizi sizlere aktarmak. Böyle olunca hani bizim için o ürün aa iyi telefon gelmiş, aa işte a, iyi fatura makinesi gelmiş, Ho, kullanayım hey hey falan değil aslında. O bizim için deneyimlerimizi aktaracağımız bir araç. Ben bunu yaptığım için karşılığında bir para kazanıyorum ve o parayla hayatımı idam ettiriyorum, devam ettiriyorum. O yüzden telefona fokuslanmak, cihaza fokuslanmak bizim açımızdan çok e, hani hayal ettiğimiz şey bu değil. Bu olmamalı, sizin de olmamalı. Para kazanmak olsun, para kazandığınız zaman zaten istediğiniz telefonlarısınız, fotoğraf de alırsınız, alırsınız bilgisayar alırsınız. Yani buna çok odaklanmasını önermiyorum. Özellikle bu işlere girmek isteyen bir editör, içerik üreticisi olmayı düşünüyorsanız ben işinize odaklanmanızı şiddetle ve hiddetle tavsiye ediyorum. Evet ilk defa yaptığım bir soru cevap yayınının sonuna geldim. Soru soran herkese teşekkür ediyorum. Elbette farklı sorular da sorulabilir. Eğer sizin bana sormak istediğiniz soru varsa bir sonraki videoda cevaplamam için bu videonun altında yorum olarak bana iletebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.